İkinci bölüm. Tanrı'nın adil yargısı. Bu nedenle başkasını yargılayan ey adam, kim olursan ol, özürlü değilsin. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü sen, ey yargılayan, aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey adam, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü ve sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığından ve tövbesiz yüreğinden dolayı Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Durmadan iyilik ederek yücelik, saygınlık ve ölümsüzlüğü arayanlara sonsuz yaşamı verecek. Ama bencil olanların, gerçeğe uymayıp haksızlığın peşinden gidenlerin üzerine gazap ve öfke yağdıracak. Başta Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana olmak üzere, kötülük yapan her insana sıkıntı ve elem verecek. Yine başta Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana olmak üzere, iyilik yapan herkese yücelik, saygınlık ve esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler, kutsal yasa olmadan da mahvolacaklar. Kutsal yasayı bilerek günah işleyenler de bu yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar, yasayı işitenler değil, yasayı yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun olan uluslar, kendiliklerinden bu yasanın gereklerini yaptıkça, yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle, kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri de onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizli suçlarından ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Yahudiler ve kutsal yasa. Ya sen, kendine Yahudi diyor ve kutsal yasaya dayanıp Tanrı'yla övünüyorsun. Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin. Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. O halde sen başkasına öğretirken kendine öğretmez misin? Hırsızlık etmemeyi öğütlerken hırsızlık eder misin? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın? Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Kutsal yasayı yerine getirirsen sünnetin elbette yararı vardır. Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsiz olanlar yasanın buyruklarına uyarsa onlar da sünnetli sayılmayacaklar mı? Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğniyorsan, bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılamayacak mı? Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Yalnız içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil, ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır.